iniyorum. Bıraktım ülkeyi kini, oldum bir rahmet ekini. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Sana sana geliyorum. Allah 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 Allah. Sana uymanın zevkini tattım sana geliyorum. Seni sevmenin zevkini tattım sana.
Hani Kur'an'da da geçer ya, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diye. İnsanların yakınlıkları, birbirlerine olan yakınlıkları da bu ölçü üzerinedir. Normalde bir kimse kendi arkadaşına, kendi kardeşine, annesine, babasına, eşine, şeyhine, biz bu derece ikili ilişkilerin hepsini koyabiliriz bu noktada. Bu da ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin derecesinde olur. Herkes kendince, kendi dairesinde bir yakinli olur. Burada bir mürit-mürşit ilişkisinde bu yakin değil demek abes olur. Çünkü bir kimse bir ders almış, oraya aidiyetini kesbetmiş, ben demiş buraya aitim demiş. En azından ilmel yakin noktasında yakindir. Yani ona sen yakin değilsin demek abes olur. Bu sefer doğru olmaz. Yani o hem sufi, tasavvufi ilmi açısından da doğru olmaz. Ama bu normalde yakınlıklar da o kimsenin kendince, kendi haline, kendi konumuna, durumuna göre değişkenlik arz edebilir. O yüzden normalde o bir kararda durmak, bir seviye tutturmak derviş için çok zor olur. Yani o çok disiplinli, çok sıkı, çok muhabbeti, o noktada çok seven bir kimse olması lazım ki o yakınlık derecesini hiç olmazsa belli bir seviyede tutsun. Yani o ilmel yakin noktasının bir üstüne, aynel yakin noktasına geçsin, aynel yakin noktasında dursun. Zamanın içerisinde o belki de böyle zaman zaman hakkel yakin noktasına geçebilir, o haliyle hallenebilir. Ama bir dervişin tabii o noktada durması da zordur. O belli bir mesafe kaydetmesi lazım ki o noktada dursun. Mesela işte 5. esmadan sonra gibi. O zaman o kimse hakkel yakin noktasında durmaya başlar. Yani o onun da kendi içerisinde kendine ait seviyesi var. Bu ayrı bir şey. Mesela bir kimse ders topluluğu derse gelir, bütün herkes için ilmel yakin noktasıdır o. O dersin içerisinde normalde insanlar muhabbetlerine göre, kendi disiplinlerine göre işte aynel yakin noktasına geçebilir. İşte o böyle biraz daha muhabbeti artarsa, oradan daha yukarı giderse, kendini disiplin ederse eyvallah. Yakinliği biraz daha artar ama burada önemli olan şey şu, yani biz, o kimse bir dergaha bağlandıysa, oraya aidiyet kesbettiyse o en aşağıdan ilmel yakin noktasında bir yakinliği vardır. Bu sufilerin kendi aralarında azımsanacak bir noktadır. Sufilerin kendi aralarında. Ama bu sufi olmayanlarla kıyaslandığında önemli bir şeydir. Sufiler kendi aralarında bu halden çıkıp daha üst hallere kavuşmak için mücadele ederler. Ama bir kimsenin bir dergaha girip bir üstada intisap etmesi, bu noktada onun bir hayli nefis mücadelesinden geçip nefsini kırıp, nefsini diz çöktürüp oraya gidip intisap etmesi büyük bir meseledir. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Zaten herkes yapmış olsa yerler dervişten geçilmez. Yani bu herkesin yapacağı bir şey değildir. Bir insan nefsini kırıp, hem çaylarınız da için çay sohbet ediyoruz çünkü, nefsini kırıp bir kimseye ben bilmiyorum, sen biliyorsun, ben sana intisaplıyım demesi büyük bir meseledir. Bu gerçekten büyük bir meseledir. Öyle söyleyeyim. Bu bizim kendi sufilerin kendi arasında bu böyle sanki önemsizmiş gibi görünür ama bu büyük bir meseledir. Çünkü bunu her nefis kabul etmez, kaldırmaz. Yani buradan şimdi sağımdan solumdan başlasak herkes iş güç sahibi, herkes akıl fikir sahibi, herkesin kendince bir zekası var, kendince bir aklı var, kendince bir duygusu var, kendince bir dini bilgisi var. Az çok kendince herkesin bir düzeni var, sistemi var. Yani bir kimsenin kendisinin normalde kendisini bu noktada nefsini alaşağı edip bir üstada intisap etmesi, bir dergaha intisap etmesi kolay, yenilir, yutulur bir şey değildir. Değildir.
Bu yaklaşık, ben de dergi hayatımı söylüyorum ya, 30 yılın üstünde, 30 yıl. Kolay bir şey değil bu. Yani benim için de kolay değildi. Yani ben her ne kadar bunu böyle kendi kendime, ben bunu konuşurken senin bir dergaha intisap etmen lazım, senin bir şeyhe intisap etmen lazım derken, benim için de kolay değildi. Yani belki de ben o ilk zikrullah'a gittiğimde gördüğüm hali görmemiş olsaydım, belki ben de, benimki böyle çok şatahatvari bir delilli oldu, öyle söyleyeyim. Yani herkes öyle bir şey görecek diye bir kaydı yok. Benim nefsim çok kabargın çünkü. Benim nefsim çok kabargın olduğundan benim karşıma öyle şatahatvari bir hal çıktı. Yani Allah affetsin çünkü benim nefsim de öyle kolay bir şey değildi. Yani bazen hani şimdi belki de herkes tanıyor burada da tanımayanlar vardır belki de birkaç kişi. Şimdi etrafında insansa ben 12 Eylül döneminde sonuçta Ülkücü Gençlik Derneği'nde yönetim kurulundaydım. Okullar bana bağlıydı. Mesela Oktay, Harun, onlar ta o zamandan benim yanımda. Harun 13-14 yaşındaydı. Bütün ortaokuldan, liseden, bütün herkes benim yanımda yürüyün dediğim zaman benim etrafımda 50-60 kişi yürüyor. Yani o zaman da benim etrafımda bir sürü insan var. Ülkücülükten var 50-60 kişi yürüyen, içkicilikten var 25-30 kişi yürüyen, benim var etrafımda yürüyenler. Yani etrafımda insansa var, ben insanları sürklase edebilecek bir noktadayım. İşte okul başkanlığı yapmışım, okulda olaylar çıkmış, bir sürü hadiseler olmuş, etrafımda bir sürü insan var. Sülalede dinlenen bir insanım, ailede dinlenen bir insanım. Öyle bir kimsenin nefsini alaşağı etmesi de zor. Yani ne, o kimsenin nefsini kırması da çok zor. Yani ben zikrullah'a giderken dahi büyük bir eneyle, kibirle gidiyorum. Yani işte benim yanımda İmam Hatip'ten bir arkadaş, o İmam Hatip okudu. Ben normal meslek lisesi okudum. Ama ortaokuldan tanışıyoruz biz ondan. Arkadaşımız, o da ülkücülerden. Onu çağırdılar zikrullah'a, beni çağırmadılar. Ben serkeş bir adamım ya. Fıs onu çağırdılar. Ben dedim, seni nereye çağırdı o adam? Birader sana göre değil dedi. Ulan dedim, o adamın evini biliyor musun? Bu gece vallahi da billahi da tillahi da sen beni götürme oraya dedim ha. Ben basacağım onun evine dedim. Ya benim zikrullah'a gidiş şeklim bu. Yani dedim, nereye çağırdı seni? Sana göre değil, ne varmış dedim ha. Zikredeceklermiş dedi. O adam da nurcu normalde. Risale okuyorlar. Bize yakın bir köy var, 5 kilometre kadar bir yer. Evini mevini her şeyini biliyor. Çünkü köyün muhtarı bizim Ülke Ocakları Derneği'nin başkanının abisi. Onu da çok iyi tanıyorum. Köyde kaldım, köyde kaçak durdum, köyde çalıştım. Köylülerin hepsi biliyor, orada tanıdıklarım var. Oranın serkeşleri hepsi de, o köyde böyle bir çatışma çıkar, 5-6 tane yaralı, 2-3 tane ölü olur. Yani bildiğiniz çınar ağaçlarının arkasında, birisi birinin arkasında, birisinin birisi arkasında. O ona ateş ediyor, o ona ateş ediyor. Ateş edenlere bir şey yok. Etraftan 6-7 tane yaralı, 1-2 tane ölü var. Öyle bir köy. Yani normalde her evde 8-10 tane silah vardır kesin. Daha çocuk 11-12 yaşına geldiğinde silah kullanmasını biliyor. Hoş bizim orada bütün herkes oğlunu öğretir de. Çocuk 10 yaşına geldiğinde silah kullanmayı öğrenir bizim orada. Bildiğin jarjörü basar, ateş eder, hiçbir şey yok. Ya yaralanan olur, bir şeyler olur. Gene duran durmaz. Gene yaparlar aynı şeyi. Öyle bir köy. Dedim ki, basacağım ben onun evini. Ben evini de biliyorum dedim. Bu gece ben onun evini basacağım dedim. Yani derse gitme şeklim, evi basaraktan gitme. Ene, kibir o noktada. Yani seni davet etmemişler. Sen nereye gidiyorsun değil mi? Yok, ben basarım o evi, giderim. Yani beni almama gibi bir lüksleri yok, öyle bir şeyleri yok. Ben, ne demek seni almadık ya? Böyle bir şey mi var? Mustafa Özbağ bir yere gidecek de onu almayacaklar. Basar Mustafa Özbağ orayı, indirir aşağı, gider oturur oraya. Öyle bir şey o, psikoloji o. Şimdi öyle bir psikolojideki bir kimsenin gidip bir yerden ders alması çok zor bir şey.
bir yere intisap etmesi çok zor bir şey. Zor. Bu, o yüzden derim ben, dünyanın en zor işidir. Bir kimsenin gidip de bir yere intisap etmesi dünyanın en zor işidir. Orada durması dünyanın en zor işidir. Bak orada durması, intisap etmiş, orada duruyor o kimse. Dünyanın en zor işidir. Ona. Orada o kimse böyle son nefesine kadar onu götürecek. Dünyanın en zor işini götürmüştür. Ben bazen hani arkadaşlara derim, bir insanın derim, yani bu çok abes bir şey ama yani işte ya bu şeyh değilmiş, işte bu böyle şey hani ne bileyim işte hani derler ya mürşidi kamil değil, Kur'an sünneti düzgün mü? Düzgün. Ya ona intisap etmek, ona bağlanmak dahi zor bir şeydir. Hatta ben derim ki ya bir kimsenin, ya sahte de olsa bir şeyhin olsun senin derim. Ya sahte, adam normalde gerçekten vazifesi yok. Ya git senin bir şeyhin olsun. Bakın bu durduğum nokta aslında çok çelişkiliymiş gibi, tehlikeliymiş gibi görünür. Değil. Yani bu intisap eden kendince kendini kurtarır ki Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe. İntisap ettiği cızbız olur. Yani adam kendini kurtarır. Yani karşıdaki kimse zahiren Kur'an ve sünnete uygun ise adam kendini kurtarır. Orada durmak kadar zor bir şey yok çünkü. Zor. Ya bir kimse düşünebiliyor musun? Ben sana kalk diyeceğim, kalkacaksın. Otur dedim, oturacaksın şimdi. Yani Mustafa Özman'ın aklınla senin aklının arasında ne fark var ki? Kaşı gözü mü fazla? O böyle insan nefsini kırma açısından, nefsini terbiye etme açısından büyük mesele. Biz deriz ya işte haylaz adam, yani işte dervişin en ednası diyeyim öyle. Hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri mektubatta diyor ya, adi samimi bir ehli tarikat. Tarif etmiş bak, adi samimi bir ehli tarikat. Silsile-i meşahiye duyduğu muhabbet cihetiyle, muhabbetinden dolayı asla onlardan ümidini kesmez. Asla. Adi samimi. Kalbi harekete geçmemiş ama adi samimi. Üstad öyle diyor yani, enteresan bir nokta. Neden? Ya adam kendi kendine diyor ya, bir üstadı var adamın ya, bir şeyhi var. Adam şeyhine intisap etmiş. Duruyor orada adam. O adam orada duruyor. Bu büyük bir nefis mücadelesi. O yüzden biz kendi kendimize hani onu böyle ilmel yakin, hani ya bu ilmel yakin noktada. Ya iyi sen hadi dur orada. Hele ben böyle dervişlerin başına bazı şeyler gelir, böyle işte tökez derler, sıkıntılı zamanlar geçirirler. Gitmez ya onlar. Ben onları daha fazla tebrik ve takdir ederim. Örnek. Yani böyle bir örnek, o arkadaşlar var. Ben şimdi böyle onları örneklendirmek ya, onları teşekkür ve takdir ederim. Onları daha fazla kendi içimden. Derim ki kendi kendime. Yani adamın başına sıkıntı geldi, problem geldi. Hata yaptı, yanlış yaptı. Hata yapmasına, yanlış yapmasına rağmen adam işte sufilin kendi içerisinde kendine ait böyle bir işte terbiye sistemi diyelim, ceza sistemi diyelim, bir sistemi vardır. Ona rağmen adam durur orada sımsıkı. Ya bu büyük bir şeydir. Bak bu büyük bir şeydir. Bu herkesin nefsinin kaldıracağı bir şey değildir. Adama sen hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hani Vahşi'ye demiş ya, sen demiş cemaatin biraz arkasında dur. Sen demiş amcamı şehit ettin. Yani böyle bir nokta dahi yaşanabilir. Yani o kimsenin cemaatin arkasında dur demene rağmen orada duruyorsa büyük nefis mücadelesidir o. Ben onu tebrik ederim. Ben onu takdir ederim. Zaman zaman mesela işte deriz ya, sen şeyde ne o? Tekke'de vazifeli değilsin. Tekke işin görüntü tarafı ya, yukarısı. Normalde halbuki yukarısı işin görüntü tarafıdır. Yani normalde işin orası
nasıl söyleyeyim, tabiri caizse vitrini gibidir. Yani normalde burası da dergahtır sonuçta. Ama o adam böyle onun çok gururuna yediremez, kibirine yediremez, nefsine yediremez onu. Ama o kalır ya orada, mücadele eder mesela. Onun mücadele etmesi takdire şayan bir şeydir. Kimisine öte git dersin, çeker gider adam. Öte git dediğin adam çeker gider. Veyahut da adama desen ki gözünün üstünde kaşın var adam, çeker gider mesela. O kaldıramıyor onu mesela. Küçücük bir imtihan, küçücük bir şey. Oysa hani sufilik uzun bir yol. Allah rahmet eylesin, biz 18-19 sene Şeyh Efendi ile beraber kaldık. Herkes hani zanneder ki, zaman zaman söylerim ya, ya işte çok balım gülümdü, öyle şey yok. Bir üstadın yanında, onun yanı başında durmak, yakinen durmak kolay bir şey değildir. Yani o bir hal görür, o bir rüya görür, o kendi kendine bir şey düşünür, konuşmaz, etmez, sertleşir, susar, ondan sonra cevap vermez. O insan bir şaşırır kalır. Şaşırır kalır, hiç umulmadık bir şey söyler, şaşırır kalır. Normal gidiyorsun, oradan değil buradan git der, aklınla oynar senin. Oynar. Ha, normal işte nereye gidilecek? Örneğin Tire'ye gidilecek. Tire'ye gidilecekse selametli yol İzmir üzerinden. Mustafa Efendi nereden geçen? Şimdi orada biz de pişkin değiliz. Sonra Şeyh Efendi vefat ettikten sonra düşündüğüm şeyler bunlar benim. O esnada düşündüğüm şeyler değil. Mustafa Efendi nereden gideceğiz? Siz nasıl nereden emrederseniz oradan desen iş bitecek. Efendim İzmir tarafından gideceğiz. Ödemiş tarafından gidelim. Emredersiniz efendim. Kendi kendine düşünüyorsun yani. Yol kötü. Buradan Akhisar'dan, Gölbaşı'ndan Turgutlu, Turgutlu'dan, Bozdağ'dan döne döne ödemiş Gökçen üzerinden Tire'ye gideceksin. Ama sonradan jeton düşüyor. Sen sana ne, nereden emredersen oradan gidelim de. Dervişlik zor sana. Yanında durmak da zor sana. Efendim İzmir tarafından gitmeyi düşünüyoruz. Ödemiş tarafından git. Peki. Ödemiş tarafından gidiyoruz. O Bozdağ dön Allah, dön dön Allah, dön dön Allah, dön. Onu da rahatsız ediyor aslında. Yüzü ekşiyor, yüzü kararıyor. Dönüyoruz çünkü boyuna. Bir çıkarken dönüyorsun. Dön Allah, dön dön Allah, dön. Yani Uludağ yolu onun yanında hiç yayla gibi. Yani o dik böyle. Giden var mı hiç Bozdağ yoluna? Nasıl değil mi? Uludağ yolundan daha şey, ne o? Daha virajlı, keskin. Çıkıyorsun. Bir de iniyorsun, inerken de aynı. Yüzü kararıyor, sertleşiyor. İşte bir şey de diyemiyorsun. Konuşamıyorsun daha. Bir şey de söyleyemiyorsun. Çıktık, indik. Ödemiş'te dervişler var. Ödemiş'te dervişleri de haber vermeden Gökçen üzerinden Tire'ye vardık. Ondan sonra Tire'ye gittik, hemen Tire'ye iner inmez. Hadi dedi, köftecini oraya çek dedi. Ondan sonra sana bir köfte ısmarlayayım ben. Emredersiniz efendim. Gittik köfteciye. Girdik işte o yoğurtlu yemez, tereyağlı yani. Yoğurt. Tereyağı donuyor çünkü. Donunca da benim de hoşuma gitmiyor, onun da hoşuna gitmiyor. Ondan sonra ben o yoğurtlu söyle dedi, müsaade ederseniz ben tereyağı alayım dedi. Yoğurdu ayrı yiyeyim ben. Neden dedi, donuyor dedim ben. Ha ya Mustafa Efendi, donuyor ya dedi. Ben yiyemeyim efendim öyle olunca. Benimki de seninki gibi olsun dedi, değiştirdi. Normalde tereliler yoğurdun üzerine tereyağı attırıyorlar böyle. Yoğurt soğuyunca tereyağı donuyor üstüne. Ben yiyemiyorum. Neyse. Yemekleri yedik. Tatlılar yedik üstüne. Kahve söyledik. Keyif yerinde. Bir sıkıntı yok ama yol sıkıntılı. Şimdi o bunlar yani o esnada o ilişkiyi götürebilmek, o esnada onu realize etmek, nötralize etmek
Onu böyle götürmek zor şey. Bir gün gittik mesela, ben gittim, yüzüme bakmıyor ben, örneğin. Bildiğin yüzüme bakmıyor. Ha dedim, sıkıntı var belli. Yemek yendi, çıkıldı, ne yemek yedim ben, ne bir şey yaptım. Döndü kafam. Dışarı çıktım, ne olduğunu bilmiyoruz. Dışarı çıktım, arkadaşlara işaret ettim. Yani geri kalın diye. Dedim, bir şey var. Yok bir şey dedi, var dedim. Efendim, ne varsa söyleyeyim, halledeyim. Böyle böyleymiş dedi. Dedim, böyle böyle değil, isterseniz getirtir, yüzleştiririm dedim. Kur'an'a el basarım, ben böyle bir şey demedim, böyle bir şey yapmadım. Bu durdu şimdi. Ben de yapmaz dedim zaten dedi. Şimdi söylenecek laf, yapmaz dedim, bu hal ne o zaman? Al, tuttu elimden şimdi. Ne yapıyor, iyi misin? İyiyim efendim. Allah'ım ya Rabbi ya Resulullah diyorsun. Yani o 10 dakika önceki kimse değil. Ha, birileri telefon açmış, bir şeyler olmuş, bir şeyler söylemiş. O da yapmaz demiş, yok yaptı demişler. Dedim, efendim ben dedim, ben böyle bir şey söylesem onun için büyük bir şeref dedim. Yani sözde ben birine evlenme teklif etmişim. Muhabbet bu. Dedim, efendim ben böyle bir şey söylesem onun için büyük şeref dedim. Daha dedim, Mustafa Özboğa birisine bir şey teklif etmiş değil dedim. Ben teklif etsem onun için büyük bir şeref dedim. Ama ben teklif etmedim dedim. Gelsin yüzleşelim, o mu teklif etti, ben mi teklif ettim dedim. Ben dedim, Kur'an'a el basarım, Allah'a yemin ederim. Her şeye yemin ederim, ben ona böyle bir şey söylemedim. Ama dedim, gelsin yüzleşelim, o mu söylemiş, ben mi söylemişim? Bitti muhabbet. Ben söyledim zaten, o demez dedim de, o yapmaz dedim de. Bitti mi? Bu kadar. Yaşanır. Hepsi yaşanır. O yüzden bir kimsenin bir üstada intisap edip de, isterse velev ki, bak tekrar aynı sözümü söyleyeceğim. Hani derler ya, bu şey sahte ya. Hani böyle söylerler ya. Ben de derim ki, ya kim o? İşte filanca. Evet, çık yap. O sahte ya, evet. Kur'an ve sünnete uyaraktan çık yap sen de. Ama Kur'an sünnete uyacaksın. Tasavvufun ana ilkelerine uyacaksın. Kimseden para toplamayacaksın, mal toplamayacaksın, eşya toplamayacaksın, yiyecek içecek toplamayacaksın. Hiç kimseden bir şey istemeyeceksin. Hiç kimseden bir şey talep etmeyeceksin. Çık. Sen de yani. Yalnız basmaya çık kardeşim. Senin ilmin yok mu, var? Bak, birine dedim hatta. Dedim, bak, siz dedim ilahiyat mezunusunuz. Üstüne dedim bir daha şey yapmışsınız, master yapmışsınız. Biliyorsunuz da ne çıkıp toplamıyorsunuz millete? Sen nesin, müftüsün? Çık topla kardeşim. Ödemiş müftüsüne söylemiştim. Dedim, Müftü Bey, bu kürsüler sizin. Biz dedim, yatsıdan sonra orada sohbet ediyoruz, zikrullah ediyoruz. Dedim, yaklaşık 60-70 kişi toplanıyor. Müftü Bey, bu kürsü sizin, cami sizin. Yatsıdan sonra dedim, her cumartesi gelin burada sohbet var deyin dedim. Biz de gelelim dedim. Her cumartesi siz sohbet edin dedim. Biz dinleyelim sizi dedim. Siz zikrullah yaptırın dedim. Biz oturalım dedim, sizin yaptırdığınız zikrullah'a tabi olalım dedim. Ya ne diyorsun sen dedi, basmayı hocam dedim ya. Biz dedim, ben dedim ilim sahibi değilim. Ben dedim irfan sahibi değilim. Ben kürsü sahibi değilim. Sizsiniz dedim ilim, onu andırdı bana. Hani cahil, cühela insanlar, insanları topluyor işte bir şeyler yapıyor. Dedim, siz alimsiniz, fazılsınız, irfan sahibisiniz. Makam sahibisiniz, cami sizin, kürsü sizin, her şey sizin. Gelin dedim, her cumartesi siz gelin. Biz de dedim, arkadaşlarla beraber gelelim, oturalım. Sizin sohbetinizi dinleyelim, zikrullah yaptırın dedim. Sizin zikrullahınıza tabi olalım. Sizin zikrullahınıza tabi olacağız. Dedim, gelin. Bu bakıyor şimdi benim yüzüme. Hocam dedim ya, çok basit bir şey. Her cumartesi toplanacağız biz. Siz de geleceğiniz bize. Vaaz, nasihat edeceksiniz.
ardından zikrullah yapacağız. Bitecek. Zikrullah da siz yaptırın, siz yönetin. Şimdi tabii ben onu söylüyorum, normalde o zaman için tarikat adabınca ben birisine işte çavuşluk, nakiplik vermeye şeyim var. Hiyerarşik olarak şey efendi böyle bir müsaade vermiş bana. Ben ona diyorum ki siz zikrullah yaptırın. Biz de size tabi olalım. Yapın zikrullah, yaptırın. Böyle bakıyor şimdi. Hocam biz geleceğiz. Her cumartesi geleceğiz biz. Bizde 60-70 tane arkadaş var. 60-70'i de gelecek dedim ya camiye. Devam ettirin siz. Bu kaldı. Söyleyecek söz bulamıyor. Devam ettirin diyemiyor. Gelirim diyemiyor. Kolay bir şey mi? O nefsi kırmak lazım. Her hafta gidecek adam orada zikrullah oturacak. Nefis mücadelesi bu. Şimdi bugün perşembe, herkes için nefis mücadelesi. Milletin evinden su mu çıkıyor? Evli olan milletin evinde avradı mı yok, çocuğu mu yok? Evli olmayanların gidecek bir yeri mi yok? Hacı Mehmet abi, rahat mı battı adama bu yaşta? Oturamaz mı evinde? Oturur. Torun tombalak mı yok etrafında? Dolu. Hepsi de etrafında pervane döner mi? Döner. Hepsi de sever mi? Hepsi de sever onu. Çocuklar, torunlar hepsi de sever. Etrafında dönerler mi? Dönerler. Keyfi rahat eder mi? Eder. Adam evinde oturur ya. Büyük nefis mücadelesi o. O yüzden bir yere intisap etmek, bir üstada bağlanmak, böyle oturup onun, yani bu zor bir şey. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun demek. Gerçekten zor bir şeydir. İmtihan, orada durmak zor. Ya ben ömredeyiz, ihramları giydik biz, şey yaptık, otelde guslettik, ihramı niyetleneceğiz, Ayşe Mescidi'nde niyetleneceğiz. Yani ihramdan önce kokulu sabun, niyetlenmezden önce koku kullanırsın, kokulu sabun kullanırsın, kokulu her şey kullanırsın. İhrama niyet ettikten sonra kokulu hiçbir şey kullanamazsın. İyi, otelden çıkıyoruz daha, odadan çıktık. Yani ayıp söylemesi, kilo da var, işte pişiyor iki taraf. İşte krem sürüyoruz. Herkes sürüyor, gittiğimizde herkes biliyor, pudra sürüyor. Daha doğrusu pudralıyorum ben. Krem de kullanmıyorum. Krem hayatta kullanmak istemem, sevmem kremi. Pudra sürüyorum. Ben eyvah dedim ben. Ne oldu dedi. Efendim pudra sürecektim dedi. Caiz değil dedi. Sürme dedi. Emredersiniz efendim dedim. Ben kapıyı kilitleyeyim geleyim o zaman dedi. Neyse gittim kapıyı kilitledim, anahtar aldım. O esnada İzmir'in Zakir'i var. Ona demiş ki bak demiş, fıkıhı iyidir ha demiş, kuduri koltuğunun altındadır demiş, ihramlıyken demiş, bir şey hani bunu sürmenin demiş, caiz olduğunu da biliyor demiş. Gerçekten de kuduri koltuğumun altında benim. Ben hala da hacca, ömreye giderken tek cilt kuduri vardır bende, alır götürürüm ben onu yanımda. Birisi bir şey sorarsa adamın ibadeti sakata gelmesin. Oradan açar bakarım. Birisi soru sorduğunda, bir şey dediğinde. Hatta zaman zaman ders yapar. Oradan. Ben gittim. Kapıyı kilitledim. Döndüm ben. Şimdi yetiştim onlara. O geriye kaldı. Anlatıyorum bunu zaman zaman. Abi dedi. Bunu sürmek caiz değil mi dedi. Caiz dedim. Ama dedi hani şey, bana caiz değilmiş dedim. Bana caiz değilmiş dedim. Fıkıhen caiz mi? Caiz. Ama bana caiz değilmiş dedim ben. Abi nasıl oluyor böyle dedi. Dedim böyle, o hayır diyorsa hayır dedim. O caiz değil diyorsa benim için caiz değil o. Tamam bitti mesele. Ondan sonra o da uyanık. İzmir esnafı o da. Yani böyle konuşuyor. Demiyor biz konuştuk diyor. Abi nasıl böyle akıl birliği, ne o diliniz nasıl bir oluyor böyle ya? O da aynı şeyi söyledi. Ne oldu dedim ben, böyle böyle konuştuk dedi, böyle böyle dedi. Dedim
yol böyle dedim. O caiz değil diyorsa caiz değildir dedim. Kullanmayacaksın onu. Yani zor bir şey bu. Yani senin normalde okuyorsun, caiz orada yazıyor. İşte örneğin atıyorum. Yani Hanefiler işte normalde koyun eti, inek eti, işte deve eti, ondan sonra geviş getiren hayvanlar caiz midir? Caizdir. Yenilebilir mi? Yenilebilir. Yani şimdi örneğin atıyorum geyik eti caiz midir? Caizdir. Yenilir mi? Yenilir. Tam geyik eti yiyeceksen sana diyor ki caiz değil, yeme. Sen de yemiyorsun. Kolay bir şey değil bu. Dışarıdan bir kimse bunu der ki ulan geyik eti caiz değil mi? Caiz. Ulan ne yemiyorsun? Veya bunu nasıl yasaklar sana der. Anlatabildim mi? Ya bunu nasıl yasaklar der. Ha sen dersin ki bana yasakmış kardeşim. Bunu normalde ama sufi felsefenin, düşüncenin içerisinde bu doğru mudur? Evet. Üstad helal olan bir şeyi bir kimseye yasaklayabilir mi? Evet. Bak yasaklayabilir mi? Evet. Sufiler içerisinde geçerli midir? Evet. Onun da örneği nedir? Hani Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine Süfyan'ın kızını almaya kalkıyorlar ya, o da kabul ediyor. Yani Süfyan'ın kızıyla evlenecek bir daha. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri canhıraş geliyor mescitte. Ya Ali diyor, olmaz. Ben sağken, Fatıma sağken olmaz diyor. Ne benim sağlığımda ne de Fatıma'nın sağlığında. Olmaz diyor. Böyle bir şey olmaz. Halbuki Kur'an 4'e kadar nikahlanmayı caiz görüyor mu? Evet. Kendisinin de çok evliliği var mı? Evet. Ama Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki benim sağlığımda da Fatıma'nın sağlığında da olmaz diyor. Şimdi sufiler buradan hareket ederler. Derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ali Efendimiz'e Kur'an'ın da sünnetin de müsaade ettiği bir şeyi yasakladı. Bir üstadın da müridine Kur'an'ın ve sünnetin müsaade ettiği bir şeyi yasaklamaya hakkı var mıdır? El cevap vardır. O müridin de ona intisap ettiği için ona uyması gerekir mi? El cevap uyması gerekir. Ve sufi için o bir ölçü müdür? Evet. Sufi ikinci müsaade ona gelmeden sufi ona uymak zorunda mıdır? Evet. Hatta sufi adamında gidip soramazsın bile. Bu yasam kalktı mı efendim benim? Diyemezsin. Bitti. Bana dedi ki Mustafa Efendi, oğlum bir kilo bile kaldırmayacaksın dedi. Emredersiniz efendim dedi. Bir kilo dahi kaldırmayacaksın dedi bana. Emredersiniz efendim dedi. Ben şimdi bir kilo dahi kaldırmak yasak. Yani hiç kimse yoksa oralarda mecburen kaldırıyorum ben. Bazen kaldırmıyorum da. Yani olmazsa olmaz bir şeyse eyvallah. Ben bana diyorum ki bir kilo dahi kaldırma dedi. Ne mi lazım? Bana bir kilo kaldırmak yasak. Veya mesela bana emretti. Dedi ki İstediğin yerde konuşacaksın, istediğin yerde konuşmayacaksın, uykun gelirse uyuyacaksın, uykun gelmezse uyumayacaksın, canın istiyorsa yiyeceksin, canın istemiyorsa yemeyeceksin, istediğin yere gideceksin, istediğin yerde kalacaksın, istediğin yerde kalmayacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Ben sıraladı, tam 46'lık. Emredersiniz efendim. Böyle baktı, ondan sonra, hani ben tebessüm ettim mi, ne oldu dedi. Yaptım ben. Söyle dedi. Tam 46'lık. Tam 46'lık dedi. Gerçekten de yani normalde şimdi kendi hayatıma bakıyorum ben bir anda daralıyorum orada. Ha Mustafa Efendi istediğin zaman gitti diyor. Selamünaleyküm. Kalkıp gidiyorum ben orada. Arkam patinaj çekiyor. Çek ne yapayım ya? Yok öyle dedi bana. Yani kendimi sıkıştırmaya, kendimi daraltmaya, kendimi ne o dar ağacına asmama gerek yok. İstediğin zaman yiyeceksin, istemediğin zaman yemeyeceksin. Bakıyorum gerçekten de toksun. Ya bir insan bunları konuşmak istemiyorum. O kadar kendini tok hisseder mi? Hissediyorsun. Yok hiçbir şey yiyesin gelmiyor. Hiç.
Ha diyorsun ki tamam söyledin de hikmet var bunu yaşayacakmışım veya böyleymiş demek ki diyorsun. Ha gidiyorsun şimdi normalde baktığında bunlar yani kendi içerisinde yargılandığında bir insanın nefsinin kaldırabileceği zor şeyler. Hele böyle bir insan kendini akıllı, zeki böyle kendince kendini belli bir noktada görüyorsa daha da zor onun imtihanı. Bak onun imtihanı daha da zordur. O çünkü yani bakacak şimdi Allah Allah yani onun ne farkı var ki benden? Ben de yapabilir miyim bunu? Yapabilirim. Yani ne ama ben buna tabi oluyorum der. İnsan söyler nefsi der bunu. O yüzden bir kimsenin ben her zaman için söylüyorum. Bir kimsenin bir üstada intisap etmesi büyük bir meseledir. Orada intisaplığını devam ettirmesi, son nefese kadar götürmesi daha büyük bir meseledir. Ha bu noktada ilmel yakindi, aynel yakindi, hakkel yakindi, bunların içerisinde gider gelir, bir an hakkel yakin olur, aynel yakin olur, ilmel yakin olur, bir an kendini çok yakın hisseder, bir an kendini çok uzak hisseder. O nefis, kendi nefsinin durumuna göredir o. Aslında üstada göre değildir o. Ya ben çıkış yolunu öyle gör dedim. Benim şeyhim nasıl davranıyorsa davransın, ne diyorsa desin. Ben gideceğim onun dizinin dibinde oturacağım. Beni ilgilendirmez. İster dövsün, ister sövsün, ister çarpsın. Ne yapıyorsa yapsın. Ben kendime öyle yol bulduydum. Yani aklına uyarsan çünkü mümkün değil. Bak mümkün değil aklına uyarsan. Her neyse gitti. Hiçbir şey olmamış gibi git otur. Herkes havada uçuşuyordu. Dersini almış, şunu yapmış, bunu yapmış. Ben gittim böyle böyle mi yaptım? Hayır dedi bana. Böyle her şeyi almışsın öyle mi? Hayır oğlum yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Döndüm geldim. Herkes bir şey dedi. Hiç umuruma katmadım ben. Söylemiştir dedim. Herkes dedi ya nasıl? Basbaya senin yanında söylemiştir kardeşim. Bana hayır dedi. Bana söyledi, bana benim için geçerli. Ben şimdi Adnan Hoca'ya bir şey desem, Adnan Hoca benim söylediğim geçer. Ya sen Hüseyin'in yanında Adnan Hoca için böyle demiştir. Adnan Hoca'nın diyeceği şey şu, demiştir kardeşim. Ama bana böyle dedi, bitti. İnsanın kurtuluş kapısı o. Ya Abdülhalim senin için böyle böyle demiş. Ya benim yüzüme demedi ya daha... Perşembe gün dersledik, yüz yüzeydik. Deseydi benim yüzüme derdi. Benim onda telefonum da var. Bana söyleyecek olduğu bir şeyi de söyler çok rahat. Bitti. Bu insanın kurtuluş kapısı. Birine söyleyeceksem söylerim. Bitti. Veya birine söyletirim. Derim ki işte Adnan git ona şunu söyle şöyle söyle veya işte Halit git bu adama bunu söyle, böyle böyle yapmasın veya şöyle yapsın, böyle yapsın. Direkt birinci ağızdan. Onlar da derler ki kardeşim birinci ağızdan bize böyle söyle. Bitti. İstersen orada kendin sor. Bu da bir yoldur çünkü. İkisi de yoldur. Üstad ister direkt birisine söyler, isterse oranın zakiri, o bölgenin zakiri, oranın zakiri, o işte sorunlu bir kimse, onun üzerinden de söyler. Der. Veya bir başkasının üzerinden de der. Der. Dergah onun, keyif onun. Bak dergah onun, keyif onun. Bize ne düşer? Bize sabredip oturmak düşer. Çünkü en zor şeydir o. Sabredip oturmak. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Mafya oldu. Zamanında biz onları duyduğumuz halde neden namaz kılıyoruz, neden öyle şey kılıyoruz? Dedim
bildiğim o kadar sorduğunda gerçekten olur. Bunu ne yorumlarsın? Böyle hayır bildiğinizde, şer şer bildiğinizde hayır vardır. Ya yani insanın nerede, ne şekilde imana gelip doğru yola gireceği belli değil ki. Elhamdülillah. Onların dindarlıkları da çok iyi oluyor. Gerçekten. Yani solcu bir kimse dindarlaştıysa, dindar olduysa muhteşem bir adam oluyor. Ya neden biliyor musunuz? O geçen haftaki cumartesi de atıfta bulunalım. Yani o kimse inkar etmiş çünkü. O inkar ettiği için hiç din tanımamış. Dini otomatikman reddetmiş. Onda şirk kokusu yok hiç. O anasının, babasının, dedesinin, ninesinin, mahallesinin dininden değil. Komple dini otomatikman inkar etmiş, atmış kenara. Dini inkar edip kenara attığı için o kimse şey, sıfır. Ona din anlatılınca bitti. O kimse iman etti, kaldı, kalır orada. Biter onun meselesi. Bizde böyle anadan, babadan, dededen, mahalleden olunca şirk ehliyiz. Biz o kendi içimizdeki putlaştırdığımız şeyleri atmakta zorlanıyoruz. O yüzden biz hata yapabiliriz bu noktada, namazda, abdestte, oruçta. Ama bir kimse böyle küfürden direkt imana dönünce o otomatikman kalıyor. Bir de şimdi yanlış anlaşılacak bir solcu kafası okuyup araştırmanın üzerine kuruludur. Solcular kadar kitap okuyan yoktur. Çok kitap okurlar, çok araştırırlar. Kitap okumanın ve araştırmanın üzerine kurulu bir felsefe olduğundan din üzerinde de aynı şekilde duruyorlar. Müthiş okuyorlar, müthiş araştırıyorlar ve kabul ettiklerinde de müthiş kabul ediyorlar. Yani 30 senelik dergah hayatımız var. Örneğin yani normalde solcular kadar enteresan soru soranlar yoktur. Örneğin. Aha Hakan bizim solcu. Nerelerde neler araştırıp getiriyor. Öyleler. Kin, haset, kıskançlık gibi duyguları içimizden nasıl atabiliriz? Zahiren bu duygularla hareket etmezsek bu duyguların imanımıza vereceği zararı önleyebilir miyiz? Bunlar normalde bir kimsede kanalize olunur. Bunlar yok edilmez. Bir kimse kinlenecekse Allah düşmanlarına kinlenecek. Mesela haset edecekse kendince diyecek ki bu ehli küfür bunu nasıl yapıyor? Biz ondan daha fazlasını yapalım diyecek. Bu noktada kıskançlık olacaksa kıskançlığını eşini kıskanmada, derganını kıskanmada, dinini kıskanmada kullanacak. Bunları kanalize edecek. Bunları yok etmek mümkün değil. Bunları yok etmeye çalışmak insanın fıtratıyla bayanlar tarafına ses gitmiyormuş. Yazmışlar bayanlar tarafı. Şu öbür mikrofon şurada yukarıda. Onu da verin. Cemaatle namaz kılmak mümkün iken herkesin namazı tek kılması doğru mu? Cemaatle namazın önemini anlatır mısınız? Bazen dergahta cemaatle namaz kılmak yasak deniyor. Normalde sohbet başladığında bir kimse namaz kılacaksa kendince oturur bir kenarda namazını kılar. Cemaatle namaz kılmak neden yasaklansın? Ama normalde mesela örnek sohbet başlamış bir yerde orada cemaatle namaz kılacağım diye uğraşıyor. Bu da uygun değil. Veyahut da orada bir çalışma var. Çalışma yapılacak. Cemaatle namaz kılacağım diyor eşi. Uygun değil.
Veyahut da burada şu anda sohbet var. Örneğin sorulu cevaplı sohbet var. Şimdi birisinin orada kalkıp da işte kendi kafasından Kur'an-ı Kerim okumaya başlaması gibi. Uygun değil kardeşim. Buranın bir kendince oturmuş, odaklanmış, tasarlanmış, tespit edilmiş bir yolu var. Şimdi sohbet zamanı. Ya işte 5-10 kişi şurada arkada geçelim cemaatle namaz kılalım. Yok kardeşim şimdi sohbet zamanı. Ha sen illaki namaz kılacaksan git orada tek başına namazını kıl. Ya sen Kur'an-ı Kerim okuyacağım diyorsan al Kur'an-ı Kerim'i git öbür tarafta tek başına oku. İçinden oku ama ben sesli okuyacağım. Bu uygun değil. Veyahut da camide örneğin Ulu Cami'de bir kimsenin oturup orada sesli Kur'an-ı Kerim okuması. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz. Sen bütün milleti neden bağlayıcı bir iş yapıyorsun? Kur'an-ı Kerim okuyacaksan otur, kendi içinden oku. Bunun gibi. Ben üç harflere uğramışım. Ezan saatlerinde boğazıma bir şey düğümleniyor. Ne yapabilirim? Ezanı bir güzelce dinle. Hatta böyle kendi kendine onlar sana seninle uğraştığını düşünüyorsan başla ezan okumaya. Bakın kendince size böyle iliştiğini veyahut da kendinize ya burada cinni taifesi mi var diye kendi kendinize düşündüğünüzde atın elinizi kulağınıza bir ezan okuyun orada. Ezanın okunduğu yerde kafir cinniler durmaz. Ancak mümin cinniler durur. Neden Avrupa'da kafir cinliler daha fazla? Neden Avrupa'da yaşayanlar bu tip rahatsızlıklara daha fazla düçar oluyorlar? Neden bir Müslümanın Darül Harp'te yaşaması caiz değil? Bir Müslümanın Darül Harp'te yaşaması caiz değildir. Ha diyeceksiniz ki burası Darül İslam mı? Yani bu normalde Avrupa'ya göre bakarsan daha ehven. Ben o yüzden milletin Avrupa'ya gidip çalışmasına uygun görmem. Ne işin var küfür beldesinde? Bir insan ciddi bir şekilde kendi memleketinde de çalışırsa o parayı kazanır. Yani illaki zengin olacaksın diye bir kaide yok mu dünyada? Herkes zengin olacak diye de bir kaydı yok. Sen kendince dinini yaşamanın gayretini, dini yaşamanın gayretini edin. Sen kendince küçük şeylerde mutlu olmanın yolunu bul. Ha, sen çalış, gayret et, koştur. Çok para kazanacak, çok zengin olacaksın diye bir kaydı yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey zaten normalde herkesin kendi üzerine böyle bir kendisini böyle bir şeyi noktaya getirmesi büyük bir kaos zaten. Allah muhafaza eylesin. O yüzden cinni taifesi ezandan kaçar, zikirden kaçar, kelime-i şehadetten kaçar. Hangisi? Kafir olanlar. Siz bir yerde diyelim ki burada cinni taifesi var diye kendi kendinizi hissettiniz. Başlayın cehri tevhide la ilahe illallah. Ezan okuyun. Bunlar tevhide gelemezler. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeye gelemezler. Ezana gelemezler. Kur'an'a gelemezler. Ayetül Kürsi'ye gelemezler. Felak Nas'a gelemezler. Bunu normalde o kimse tabi İman edecek bir de bunun gerçekten böyle olduğuna. Ha, kafir cin ise ezan okuduğunda çeker gider. Kelime-i şehadete başlayınca çeker gider. Cehri felak nasıl okumaya başlayınca çeker gider. Cehri felak nasıl okumaya başlayınca. Eyvallah. Cehri ayetül kürsü okursanız çeker gider. Hiçbir şey bilemiyorsanız kelime-i şehadete devam edin. Biz iki kardeşiz. Ninemlerle hep birlikte oturuyoruz. Birbirleriyle anlaşmakta çok zorluk çekiyorlar. Sürekli bir
huzursuzluk var. Kardeşimle ikimiz ortamı yumuşatmaya çalışıyoruz. Bizsiz bir şey yapamıyorlar ve bizi sürekli yanlarında istiyorlar. Bazen çok bunalıyorum, onlara karşı sevgisizliğim ve öfkem artıyor. Kendi hayatımı kurtarmada izin vermezler evlenmeden. Bunun içinden nasıl sıyrılabilirim? Sevgimi her geçen gün yitiriyorum onlara karşı. Zor, yani ihtiyar cahiller de zor. Yani yanlarında torunlarının olmasını bir nimet olarak görmüyorlar. Anne babalar öyle. Cahilse çocuklarının yanında durmalarını bir nimet olarak görmüyorlar. Çocuklar da cahilse anne babalarını bir nimet olarak görmüyorlar. Yani bir kimse bu noktada karşılıklı Kur'an ve sünnet kaidesini oturtturacak. E şimdi nineler, dedeler Kur'an sünneti bilmiyorlar ki, cahil. Yani o benim torunum diyor, istediği gibi onu hükmetmeye çalışıyor. Ya böyle bir şey yok. Kur'an sünnet dairesinde sen onu hükmetmeye çalışma, onu da bıktırma. Veya anne baba çocuğunu Kur'an sünnet dairesinde bıktırıyor. Veya çocuk Kur'an sünnet dairesinde annesine babasına davranmıyor. O da anne babaya zulmediyor. Yani bizim toplumumuzda en büyük sıkıntı bu. Toplumun fertleri Kur'an sünnet dairesinde hakkına razı olup hakkına riayet etmiyor. Hiç kimse kendince bir hudut çizmiyor kendisine. Ya Kur'an sünnet dairesinde benim hakkım bu kadar kardeşim. Allah'ın din noktasında verdiği hukuk bu. Ben buna razı olayım. Ben evin erkeğim diyerekten bu kadına zulmetme hakkına sahip değilim. Ben babayım diyerekten çocuklarıma zulmetme hakkına sahip değilim. Ben dedeyim diye bütün herkese zulmetme hakkına sahip değilim. Ben hocayım, ben hacıyım, ben üstadım, ben zakirim, ben şeyhim. Yani bir kimseye zulmetmeye hakkın yok ki senin. Herkes kendince kendi hududunu koyacak, bilecek. Bunun bilmesini Kur'an sünnet dairesinde. Bu sufilikse tasavvufun ana ilkeleri var. Bu dairede kalacak. Bu aile ise ailenin kendi içerisinde yapılanması var. Ha, erkek, kardeşim çocuklardan sen sorumlusun. Sen sorumlusun. Kadın bakmak zorunda değil. Ne kadar bakabileceksen o kadar çocuk yap. Ben adamım, ben istedim. Öyle bir şey yok. Çocukların sorumluluğu sana ait. Yemesi, içmesi, eğitimi, bakımı, her şey sana ait. Hududunu bil. Kadın da hakkının hududunu bilecek. Yani bu adamın yaşam, hayat standardı bu. Bunun üstünden adamdan bir şey bekleme. Veya bir dede, bir nine, yani ne isteyeceğini bilecek. Neye kadar hakkı, hukuku bilecek. Bizdeki en büyük handikap bu. Derviş üstadına karşı hakkını, hukukunu korumuyor. Üstad dervişe karşı hakkını, hukukunu korumuyor. Derviş zakire karşı hakkını, hukukunu korumuyor. Zakir de dervişin üzerine hakkını, hukukunu korumuyor. Ailenin içerisinde eşler birbirlerine karşı haklarını ve hukuklarını korumuyorlar. Kardeş sen ne anlaştın nikahtan önce? Sen dedin mi eşine evlenirken, ben bak para pul getiremem, çalışmam, etmem, tembelim. Bak benden evleniyorsun ama eve de sen bakacaksın. Eşine böyle mi söyledin diyorum ben. Hayır diyor. Oğlum neden çalışmıyorsun? Neden evine ekmek götürmüyorsun? Neden çoluğuna çocuğuna bakmıyorsun? Ses yok. Diyorum bunu söylemiş olsaydın bu kadın seninle evlenir miydi? Bakıyor gözümün içine. Ya git çalış, 1000 liraya çalış. Git 1500 liraya çalış. Git çalış. De ki ben 1500 lira getirdim, bu kadar çalıştım. Bu kadar ne yetiştirebiliyorum? Bana göre iş yok. Ben çalışmayacağım. Haydi ne olacak? Annenin evine göçelim. Kadın kadınken diyor ki ya ben diyor bunu diyor kendi annemin evine götürmek istemiyorum diyor. Kadın kadınken söylüyor bunu. Adam adamken bundan rahatsız değil. Nasıl adamlıksa.
Olmazsa sen 4 ay bir annenin evine git. Neden? Eve bakacak durumda değilim. Sen çocukları dal 4-5 ay evine git. Oğlum ne yapma evlendin o zaman? Bu kadın tek başınaydı. Annesi babası bakıyordu buna zaten. Şimdi yanına 2 tane daha 3 tane daha çocuk koydun, gönderiyorsun annesinin evine. Bakmaz zorunda mı senin çocuklarına? Hiç kimse hakkını, hukukunu, hududunu çizmiyor. Toplumun en büyük handikapı bu. Toplumun en büyük handikapı. Erkek annesine bakmasına bakmakla mükellef. Ya evleniyorsun kadın, bu adam annesine babasına bakacak. Hatta adamın sorumluluğu birinci derecede annesine babasına bakmak. Ondan sonra eşine ve çocuklarına bakmak. Bu gidiyor annesine babasına para yardım ediyor. Edecek. Senin paranı mı veriyor? Yani insanlar kendi hudutlarını bilmiyorlar. Diyorum seninle evlenirken nerede evlendir, nereye diyorum gelin gittin? Filanca eve. Hala da orada mısın? Evet. Peki diyorum evlendiğin günle şimdiki arasında senin evini, ihtiyaçlarını karşılamada bir düşüş var mı? Yok. Ama götürüyor annesine de veriyor. Ya annesine de verecek. Annesi değil mi adamın? Veya babası değil mi adamın? Babasına da verecek. Bu Müslüman, İslam bu. Bu adam İslam. Evlenirken o İslam dairesinde evlendi. Babası ona ne zaman gel oğlum dese gidecek ona o. Gece saat 1'de çağırıyor diyor. Sabah 5'te de çağırır diyor. Adamın oğlu değil mi? Kızını çağıramaz. Anne baba da kendi hukukunu bilecek. Ya sen kızını evlendirmişsin kardeşim. Nereye çağırıyorsun sen? Kızını evlendirdin mi? Evlendirdin. O adama ait. Çağırma. Temizlik olacakmış. Kim temizliyorsa temizlesin. Çağırma. Yok işte misafir gelecekmiş de pasta börek yapacaklarmış da herkesin kızları geliyormuş. Gelmek zorunda mı ya? Bu adam göndermek zorunda değil. Aynı şehirde mi yaşıyorsun? Evet. Haftada bir gün sana getirmek zorunda. Aynı şehirde yaşadığından dolayı. Aynı şehirde değil mi? Yılda bir sefer getirmek zorunda. Farklı şehirde sen. Kızının telefonu sırf tut. Gel, gelecek kız. Git, gidecek. Damadı da gel, gelecek, git, gidecek. Yok böyle bir hayat. Herkes hududunu bilecek. Hakkını bilecek. Diyecek ki ya benim böyle bir hakkım yok. Aynı şehirde yaşıyor. Kızının evinde. Kayınvalide, kayınpeder kızının evinde yaşar mı? 10 gün, 15 gün. Ne işin var orada senin? Damadın evinde ne işin var kardeşim senin? 10 gün, 15 gün, 20 gün, 1 ay ne işin var senin orada? Otur oturduğun yere. Adam senin kızınla evlendi. Aile boyu mu aldı? Sülalecek mi aldı seni? Herkes hududunu bilecek. Diyecek ki yok ben bunu yapamam. Otur oturduğun yere yapma. Herkes zaten Kur'an sünnet dairesinde kendisinin ne yapması gerektiğini. Ne evlatsın, torunsun, kocasın, gelinsin, damatsın, dedesin, ninesin, ne olduğunu, ne senin konumun bu. Kime karşı hakkını, hukukunu, hududunu çizsen problem biter. Bakın problem biter, problem diye bir şey kalmaz. Dervişse derviş adam, ben gece yarısı dervişin evinde ne işim var benim? O bizim dergahın dervişi. Ne alakası var kardeşim ya? Milleti rahatsız ediyorsun. Böyle bir şey yok. Varsa bir problem, bir sıkıntı, bir şey. Tamam eyvallah.
Hududu bilecek herkes. Herkes hududun dairesinde duracak. Ama bizde şey önde. Böyle adet, gelenek, görenek ondan sonra. Kendi kendine böyle işte örf edinmişler. Dogmatik şeyler. Doğru olmayan şeyler. E bizim ailede böyle, ha senin aile özel, dinden üstün. Senin aile Kur'an ve sünnetten üstün. Senin aile Allah'ın dediğinden üstün. Senin aile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinden üstün. Ne büyük bir ailen varmış, ne kutsal bir ailen varmış. Yok böyle bir şey. Allah muhafaza eylesin. Herkes Kur'an ve sünnet dairesinde duracak. Adabını, erkanını bilecek. Haddini bilecek. Haddini bilecek. Annesindir, babasındır, çocuğunun hayatını perişan edecek şeyler senin hakkın değil. Senin oğlun olabilir, oğlunu yakma. Senin kızın olabilir, kızını yakma. Senin damadın olabilir, damadını yakma. Yakma. Senin annen olabilir, sen anneni yakma. Senin baban olabilir, sen babanı yakma. Hududunu bil, hakkını bil. Hakkına razı ol. Allah herkesin hakkını, hukukunu ayırmış. Ondan razı ol ondan. E razı olmuyor adam. Biz farkında değiliz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Allah'ı razı etmek için. Ama Allah'ın bize biçmiş olduğu huduttan razı değiliz. Bakın Allah'ın bize biçmiş olduğu huduttan razı değiliz. Ya bize bir hudut çizmiş. Sen bu hududu çiğneme. İkili ilişkilerde, anne baba ilişkilerinde, dede torun ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinde, akraba ilişkilerinde bir hudut var ya, hududu çiğnemesen. E bakıyor gözümün içine ben öyle deyince. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yanlış. Yani adama diyorum çocukların sorumluluğu sana ait. Bakıyor şimdi gözümün içine. Sana ait. O sorumluluğu almayacak üzerine. Evlenmeseydin kardeşim. Birisi öyle dedi. Ölsem dedi. E dedim senin babana ait o zaman. Ya senin ailenin kaçışı yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh her mümin sıddık ve şehittir dedi. Ne diyorsun ya Ebu Hureyre denilince Allah ve Resulüne iman edenler Allah katında sıddık ve şehitlerin ta kendisidir. Hadid 19. E o iman üzerine devam ederse evet. Her mümin diyor. Mümin. Mümin denilince müminlik sıfatlarını üzerinde taşıyan kimse demek. Onlar ki namazlarını dosdoğru kılarlar. Zekatlarını dosdoğru verirler. Onlar ki ayaktayken otururken yanlarının üzerinde zikrederler. Onlar ki Allah'ın hududunun dışına çıkmazlar. Mümin denilince o. Ve onlar sıddık ve şehittirler. Neden? Onlar Allah yolundadır. Allah yolunda her daim duran bir kimse üzerine gelen bir rahatsızlıktan, beladan, musibetten, sıkıntıdan dolayı ölürse o kimse şehit hükmündedir. Sıddıktır. Onlar Kur'an ve sünnetten asla sapmazlar. O istikamet üzerine dururlar. Mümin dediğinizde Kur'an ve sünnet istikametinden hiç sapmayan kimsedir. Bakın özellikle Kur'an sünnet diyorum. İmamların içtihadını koymuyorum. Neden? İmamların içtihadı kutsal değildir, değişkendir. İmamların içtihadı değişebilir. İçtihat her zaman değişir. İmamların içtihatlarının kutsiyetleri yoktur. Yüz yıl önce ayrı içtihattır, yüz yıl sonra ayrı içtihattır. Bu neyle alakalıdır? Bu normalde içtihat kapısı açıktır çünkü. İçtihat kapısı açıksa değişkendir içtihat kapısı. İçtihat kapısı kutsiyeti yoktur çünkü. Hep değişebilir. Ama ayet değişmez, hadisler değişmez. Anlam ve mana değişebilir. Bakın anlam ve mana değişebilir.
O yüzden ondan çıkarılacak hukuk, hüküm değişebilir. Eyvallah. O yüzden imamların içtihadı, mezheplerin içtihadı kutsal değildir. Bizde kutsal olan iki şey vardır. Birisi Kur'an'dır, birisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleridir. Sünnetlerde bir lafzi sünnetler vardır, iki fiili sünnetler vardır. Bu lafzı ve fiili sünnetler de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar nedir? Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendi şahsi maneviyatını ve şahsını ilgilendiren sünnetler vardır. İki, umuma ait olan sünnetler vardır. Mesela onun ertesi güne evinde yiyecek bir lokma bir şey kalmazdı. Bu onun kendisine ait bir haldir. Biz o hal ile hallenmeye kalkarsak debeleniriz. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aittir. Birisi peygamberle yarışmaya kalkmasın. O yüzden dedi ki ibadetlerinizi benden gördüğünüz gibi yapın. Benim yaptığım gibi yapın demedi. O yüzden onun bazı sünnetlerini de onun kendine ait bir şey. Miraç kendisine ait bir şey. Mucizeler kendisine ait bir şey. İşte dörtten fazla evlilik kendisine ait bir şey. Bakın kendisine ait bir şey. Bunun gibi mesela peygamber eşlerinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri boşasa da ondan sonra ölse de bir başkası tarafından nikahlanmaması peygambere ait bir şeydir. Bunu genelleştirmek, bunu böyle farklı bir noktalara çekmek uygun değildir. Veya peygamber eşlerine ait olan tutum ve davranışlar vardır. Ümmetin diğer kadınlarını bağlamaz bunlar. O peygamber eşlerine aittir o mesele. Onların hukuku özeldir çünkü. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ait olan hukuk vardır. O Peygamber Efendimiz'e aittir. Onu umumileştirmek mümkün değildir. Bir de umuma ait olan sünnetler vardır. Umuma aittir. Söylemiştir. Bunu böyle yapın demiştir. Herkesin içerisinde öyle uygulamıştır. Bunu böyle uygulayabilirsiniz demiştir. Bunlar umuma aittir. Bunlar da yapılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. O yüzden mümin olmak hem felsefe olarak hem fiiliyat olarak Kur'an ve sünnete tabi olmaktır. İmamların içtihadını haşa böyle kenara attığım gibi düşünmesin ha. Şöyle böyle bir yanlışlığa düşmeyelim. Ben Hanefi'ye göre namaz kılıyorum. Hanefi'ye göre ibadet etmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Öyle kendi aklınızdan böyle ya işte imamların içtihadını kenara attı diye düşünmeyin. Ama imamların içtihadları kutsal değildir. Kutsal olsa değiştirilemez hiç. Ama bizde içtihad kapısı açık. Her 100 yılda bir müçtehidin gelmesi, o müçtehidin dini tekrar yeniden bu noktada yenilemesi, tazelemesi, içtihad açısından felsefik açıdan yenilenmesi ve bir önceki mesela düşünebiliyor musunuz? Her yüzyılda ama bölgesel ama ümmete mütalik bir müçtehidin çıkması. Bölgesel de olabilir bu. Bu illaki böyle bütün ümmeti bağlayıcı bir noktada olması şart değil. Mesela Türkiye'den böyle bir müçtehid noktasında bir zat çıkıp, müceddit noktasında bir zat çıkıp yani bunları içtihat edebilir yeniden. Yeniden bunları dizayn edebilir. Ne yazık ki yetişmiyor. Allah bizi affetsin. Ümmet-i Muhammed'in hali içler acısı o yüzden. Yani bunu normalde, bu ortak bir aklın, ortak bir kalbin ürünü olabilir.
Yani keşke bütün ilahiyat hocaları, işte Diyanet'in kendi içerisinde yetiştirmiş olduğu önemli kimseler böyle bir konsansüs halinde toplansalar. Yani bu normalde ibadetle alakalı, muameletle alakalı meselelere yeniden içtihat getirseler, bunları bir kitap altında toplasalar, bunları yayınlasalar, insanlarda bu tartışma bitse. Yani birisi çıkıyor hadislerin hepsini inkar ediyor, birisi çıkıyor hadislerin bir bölümünü inkar ediyor. Birisi çıkıyor kader yoktur diyor, kadere imanı inkar ediyor. Birisi hatunlar o örtünmek zorunda değil diyor, televizyonda şakak şakak oynuyor. Bir bakıyorsun birisi bir tarafta, ondan sonra hatunlarla alakalı hadisleri reddediyor, başka hadisleri kabul ediyor. Bir bakıyorsun bir başka birisi şan şöhret şatafat içerisinde farklı şeyler söylüyor. Evet, İslam toplumu iştahı açık bir toplumdur. İslam dini iştahı açık bir dindir. Ama İslam sapıklığı kabul etmez, sapkınlığı kabul etmez. Kur'an ve sünnetin dışında duracaktır onu. Çıkaracak. Siz hiç milletvekili olup da parasını pulunu kaybedeni gördünüz mü? Siz hiç milletvekili olup da evini, barkını, tarlasını, takkasını satanı gördünüz mü? Siz hiç belediye başkanı olup da Tığıt Haber Şahmaran Belediye Başkanlığından sonra ya bir tek belediye başkanlığından emekli maaşı kalanı gördünüz mü? Bir tane örnek gösterin. Hiç siz belediyede belli bir işlere, belli bir makamlara gelip de böyle Tığıt Haber Şahmaran kalanı gördünüz mü? Lan nerede iş kaybeden var, nerede yol kaybeden var, nerede uğursuzu, arsızı var, nerede hırsızı var, gidip siyaset yapıyor. Lan adam iki koyunu versen iki koyunu güdemeyecek, ikisini de kaybedecek, gelecek koyunsuz dönecek adam, bir bakmışım bir yerde amir memur. O yüzden aramıza katmıyoruz. Neyi? Yani kardeş burası iş bulma kurumu değil. Bizim partililerle de aramız iyi değil. Değil. Onlar bizi sevmiyorlar. Biz de onlar bizi sevsin diye uğraşmıyoruz. Zaten onlar bizi sevse Allah bizi sevmeyecek. Yani onların sevdiğini Allah sevmez. Bende o kanı oluştu. Neden? Ya kardeş, Allah'ın sevdikleri belli. Allah namaz kılanları, oruç tutanları, zikredenleri, kendi yolunda mücadele edenleri, tövbe edenleri, Allah yolunda sıralı tuğlalar, duvarlar gibi duranları, Allah temizlenenleri sever. Ya Allah rüşvetçilerle beraber olan, ondan sonra üçkağıtçılarla beraber olan, alevere dalevere yapacak olanlarla beraber olanları sever mi? Allah imzasını satan adamı sever mi? Yol açık. Bakın, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin torunlarından 9. halife Ömer bin Abdülaziz halife olmazdan önce bölgenin en zengini, halifeliği bıraktığında bölgenin en fukarası oluyor. Halifeliği bıraktığında mevcut olan malını da kaybediyor o kimse. Mevcut malını kaybediyor. Ya bana bir tane siyasetçi gösterin Allah rızası için. Siyasete girip de malını mülkünü siyasette kaybeder. O zaman bizim içimize iş bulmaktı, aş bulmaktı, eş bulmaktı. Yancısı, çarçısı yok bizde. Ya Allah için toplanıyoruz. Allah için toplanıyoruz. Ve Allah'ı zikrediyoruz. Ben sağ olduğum müddetçe Allah rızası için bizim içimize girmesin bunlar.
Biz önemli değil, çok kalabalık bir cemaat olmayabiliriz. Bizi çok seven olmayabilir, çok kabullenen olmayabilir. Biz böyle kelayna kuşu kalabiliriz. Hiç bunlardan gocunmuyorum ben. Bizler böyle garip bir insanlar topluluğu olarak kalabiliriz ki öyleyiz. Öyleyiz. Garibiz biz. Bizim bu dünyadan sahibimiz yok. Yok. Öyle birisi arkamızda dursun, böyle birisi ooo peş peştesin, böyle bir şeyimiz yok. Hamdolsun. Biz Cenab-ı Hakk'ın bizi ne kadar lütfettiyse, ikram ettiyse, ihsan ettiyse o kadarız. Bundan da bir şikayetimiz yok, bundan da razıyız. Bize ne lütfettiyse, ne ikram ettiyse biz ona razıyız. Biz böyle onun bize verdiklerinden razı olmama gibi bir lüksümüz yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden onlar Allah'ı zikretmek için toplanırlar. Bizim burada toplanmamızın sebebi, maksadı, amacı, hedefi Allah'ı zikretmek. Başka bir derdimiz yok. Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifte beyan edilen o yüzlerinin beyazlıkları kendilerine bakanların bakışlarını kapladığı kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi kendisini zikreden kullarından eylesin. Amin. Allah için yaşayan, Allah için zikreden, Allah için yürüyen, koşan kullarından eylesin. Amin. Âlemennâhû. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Amin. Bütün kardeşler mesaj çektiler, telefon açtılar. Kimisiyle görüşebildik, kimisiyle görüşemedik. Bu küçük bir sağlık problemiyle alakalı. Allah razı olsun hepinizden de. Hakkınızı helal edin. Bir sıkıntı yok, hamdolsun. Bir problem yok. Cenab-ı Hakk'ın verdiği lütuf, ikram üzerine hamdolsun. Sağlığımızda da bir problem yok. Her şeye devam. Destur ya Allah.